Anadolu'da yollar aşmak, Anadolu'nun sımsıcak insanıyla daha da yakınlaşmak demek. Ve onların yaşama kattıklarına, emeklerine, çabalarına tanık olmak aynı zamanda. Zekiye Çomaklı da Erzurum'un soğuk ikliminde sıcak gülümseyişiyle bizi selamlayan bir sıcak yüz. Zekiye Çomaklı yaşamını türlü etkinliklerle zenginleştiriyor. Onun çalışmaları, etkinlikleri kendi yaşamını olduğu kadar çevresindekilerin yaşamlarını da aydınlatıyor. Bulutlarla kucaklaşan yıldızlara yakın yurdum. Burası Erzurum, benim yurdum. Ben kim miyim? Dışta gülen bir yüz, içte sızıyım. Ben bu ovaların dertli kızıyım. Dadaşın yanında şans yıldızıyım. Ezelden ebede dadaş kızıyım. Araştırma kitaplarımın birisi doğum yerim olan Aşkale ilçesine ait İpek Yolunda Bir Kavşak Aşkale. 7 yıllık bir çalışmanın ürünü. İkincisi Erzurum'un ilk ve tek mutfak kültürüyle ilgili kitabı Karlar Ülkesi'nin Damak Tadı Erzurum Yöre Yemekleri. Üçüncü araştırma kitabımsa daha çok yeni, daha bebek bir kitap. 10 gün önce tanıtım kokteylini yaptığımız Anam Başka Bağlar, Bacım Bir Başka Erzurum Oyaları. Araştırma kitaplarımda İpek Yolunda Bir Kavşak Aşkale'de 7 yıllık çalışmanın 5 yılı tamamen döküman toparlamakla geçti. Karlar Ülkesi'nin Damak Tadı'ndaysa kendim pişirdim, kendim fotoğrafladım, kendim yazdım. O da 4 yıllık bir çalışmanın ürünü. Anam Başka Bağlar, Bacım Bir Başka Erzurum Oyaları kitabında da yine kendim fotoğrafladım. Oyaları 52 oya, kendi sandığımdaki oyalar zaten. Diğerleri de Erzurum'un bütün ilçelerinde. İspir, Tortum, Oltu, Narman, Karayazı, Karaçoban, Çat, Pekman, gittiğim her yere götürdüğüm oyaların oralarda varyantlarını aradım. İsimlerini, manalarını, manilerini buluşturdum. Ama fotoğraflar da bana ait. Zekiye Hanım bir halk ozanı, araştırmacı, yazar olarak Erzurum kültürünün gelişmesine ve yaşamasına katkı yapmıştır. O unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve yöresel yemeklerimizi yaşanması için kitaplarına özen göstererek bu kültüre, bu geleneklere yer vermiştir. Bu bakımdan örnek bir kişilik olarak önemsiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Arkadaşlar, bu 80 yıllık bir oya. Sen çok istiyordun bunu sergiye katayım diye. Ve bunu da sergiye inşallah koyacağız. Sizin hepinizin toparladığı oyaları koyacağız. Başka istediğiniz bir şeyler varsa onların hepsini ayarlayalım. İstersen Mekke'yi al, onun yanında bir göster. Bu da hemen hemen 80-85 yıllık bir. Kınalı parmaklar, gelin parmağı. Birkaç yerde farklı değişik isimleri var. Çok hoş. Şey, ihramdan yapılan işleri de gelinler sergileyeceğiz. Gelinler örter sadece başlarına bunu. Şimdi onların manalarını biliyorsun. 4-5 senedir toparlamaya çalışıyorum hepinizin de yardımıyla. Gelinler onu başlarına örtüyorlar. İşte müjde oyası, çardak gülü. Onları gelinlerin örttükleri, kaynana örtüleri de orada. Kültür erozyonuna uğrayan milletler millet olma vasfını kaybederler. Bizden sonraki nesle... Zeki Hanım'ı sosyal hayatın içerisinde her alanda görebilirsiniz. Sivil toplum örgütlerinin içerisinde aktif bir şekilde görebilirsiniz. Yazarlıkta görebilirsiniz. Girişimcilikte görebilirsiniz. Aklıma gelmeyen belki birçok konu vardır. Zekiye Hanım bu konularda gayet başarılıdır. Dadaş Hanım'ını en iyi şekilde ifade eden bizim gurur duyduğumuz ablalarımızdan bir tanesidir. Bunun yanı sıra gazetecilik tarafıyla da Türkiye'de ve şehrimizde olup bitenlerle ilgili analitik yorumlar yapar. Tespitlerde bulunur. Yol gösterici izahlarda bulunur. Kalemi de fena değildir Zeki ablanın. Güzel şeyler söyler. Güzel de şiirleri var. Komple bir dadaş hanımıdır. Gerçekten numune-i misal bir dadaştır. Gelsin. Ne haber? İyidir, siz nasılsınız?
Necdet Bey çok güzel olmuş Kazım Karabekir'le olan, ilgili olan haberimiz çok güzel olmuş. Fakat aslında biliyor musun, onun kızını Kimsal ablayı buraya bizim davet etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü Kazım Karabekir'in Erzurum'a çok büyük hizmetleri var. Doğru. Bu konuda doğru. Güzel bir şey yapalım. Erzurum kadınlar olarak Kimsal Karabekir'i davet etmemiz lazım. Değil mi? Çünkü gazetemiz de çok güzel olmuş. Başlığımız da çok güzel özellikle. Erzurum'un göçüyle ilgili. Ne yazık ki sosyal bitimimizde büyük bir düşüş var biliyorsunuz. Diğer sorunları bile ifade etme bakımından muazzam bir ivme kaybetti Erzurum. Recep Bey sanırım ben de bu hafta Erzurum'daki göç olayını yazacağım Allah izin verirse. Evet. Senin bu haftaki konun ne? Benim konumda yine Erzurumspor. Erzurumspor değil. Erzurumspor. Bere bere kalın. Evet. 1980 yılından beri yerel gazetede köşe yazısı yazmaktayım. Ama 1992'de gazetemiz değişti ve bugüne kadar da Dobra Dobra ismi adı altında köşe yazılarına devam ediyorum. Siyasi, sosyal, Erzurum'la alakalı ne varsa kültürel her konuda yazı yazıyorum. Hiç kırıcı olmadım ama çok tatlı, ironik yazılarımla insanları harekete geçirdiğime de inanıyorum. Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği 2003 yılı Eylül ayında kuruldu. Doğu Anadolu'nun ve Erzurum'un ilk ve tek, hala ilk ve tek kadın girişimciliği üzerine faaliyet gösteren STK'sıdır. İki eğitimci arkadaşım, bir mimar, bir avukat, bir iş kadını, bir ekonomist arkadaşla birlikte 7 arkadaş kurduk. Bir takım seminerlerden sonra kurduk. Şu anda 54 üyeyle devam ediyoruz. Pek çok güzel faaliyete imza attık. Girişimcilik nedir? Kadın girişimciliği nedir? Atıl potansiyel oluşturan, çok büyük bir atıl potansiyel oluşturan ilimizdeki kadın iş gücü potansiyelini ekonomiye nasıl kazandırabiliriz diye eğitimler, seminerler verdik. Daha sonra Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden, sosyal riski azaltma projesinden 7 projeyi başarıyla bitirdik. Bunlar arasında Erzurum Folklorik Bebek Yapımı eğitimini verdik. 20 kadınımıza Halk Eğitim Merkezi ile birlikte verdik. Sosyal riski azaltma projesinden. Arkasından turizm sektörüne ara eleman yetiştirme eğitimi verdik. Arkasından çiftçi kadınlara çilek yetiştirme eğitimi verdik. Erzurum'da bir ilki başardık derneğimizle. Hatta Doğu Anadolu'da bir ilk. Kızlar kolay gelsin. Sağ olun. Ne güzel şeyler, size neler yapıyorsunuz? İki aydır buradayım. Yani buranın avantajları çok fazla tabii yaptığım şey. Mesela örgüleri yapıyoruz, çocuklarımıza giydiriyoruz ve hediye falan yapıp götürüyoruz. Bence çok güzel yani burası. Herkese de tavsiye ediyoruz. Dadaşlar diyarı, karlar kenti Erzurum. Ve Erzurum'da yorulmak bilmeden çalışan, üreten, yöresinin kültürüne katkılar sağlayan bir isim. Zekiye Çomaklı. O, çevresindeki gençler için bir yaşam pusulası. Zekiye Çomaklı, çalışan...